Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında bir de yarışmalara yer vermeye karar verdik. Fakat bu yarışmayı farklı tasarladık. Diğer yarışmalar gibi akademik bir jüri oluşturarak değil, bunu tamamen halkın seçimine bıraktığımız bir şekilde yapmak istedik. Bu sene 9.sunu düzenleyeceğimiz bu yarışma şu şekilde oluşuyor. Her sene Mersin'le ilgili bir tema belirliyoruz. Daha önce yani ilk olarak şöyle başladık. Portakal çiçeği, işte Mersin türküleri, Akdeniz oyunları, Üç Güzeller, Korikos, Yumuktepe, Mersin Limanı, Kanlı Divane'nin Kelebekleri geçen seneydi. Bu sene de Soli Pompei Polis'in de gün doğuşunu tema olarak belirledik. Burada amaç tabii biraz da Mersin'le ilgili bu temaları gün öne çıkartırken orayla ilgili biraz farkındalık yaratmak. Her sene de farklı bir oda müziği grubuna doğru formasyon belirliyoruz ve ona ait besteler sipariş ediyoruz. Bunu tüm Türkiye'ye duyuruyoruz. Her sene 15-16 civarında başvuru geliyor. Nitekim bu sene de 16 başvurumuz oldu. Gelen başvuruların içinde şartnamemize uygun olanları ayırıyoruz. Sonra bir de ön eleme daha yapıp bir takım müzik adamlarıyla içinden 5 tanesini halkın beğeneceği, yani beğenisine, oylamasına sunmak üzere, seslendirilmek üzere hazırlamaya başlıyoruz. Bir ay kadar önce arkadaşlarımız bu eserleri hazırlamaya başladılar. Ve işte herkese açık bir davetle müzikseverleri bir konser gecesi akşamı şeklinde, işte bu akşam olacağı gibi çağırıyoruz. Eserleri dinliyorlar ve onlara puan veriyorlar. Burada en çok seyircinin beğendiği eser de o senenin temasının müziği olarak ilan ediyoruz. Puanlama tamamen zevk. Yani tamamen keyif almanıza bağlı bir şey. Dinliyorsunuz. 1, 2, 3 üzerinden bir oy pusulamız var. Konser boyunca her parça sonunda seyirciye ben zaten yönlendiriyorum. Beğenmedilerse 1, hatta hiç bir puan da vermeyebilirler. Beğendilerse 3 falan. Ve bütün bu puanlar her rumuz için toparlanıyor. Şimdi rumuz sistemimiz de şöyle. Bütün başvurular bir rumuzla bize ulaşıyor. Dolayısıyla ve kimlik bilgileri de bir başka rumuzlu zarfın içerisinde duruyor. Kime ait olduklarını bilmiyoruz. Bu gizlilik çok zevkli. Bütün sekreteryasını ben yönetiyorum ve ben bile bilmiyorum hangi eserin kime ait olduğunu. İşte bu akşam biz o zarflar yanımızda, o 5 eserin zarfları, en çok beğenilenleri sırayla açacağız. Kim olduklarını hep beraber öğreneceğiz. Bu da böyle interaktif, eğlenceli bir süreç oluyor. Beş parça ancak sığdırabiliyoruz. Böyle yaklaşık 7-8 dakika civarında oluyor eserlerimiz. Çünkü çok uzun olduğu zaman çok az eser çalmak zorundayız. Kısa kısa olması gerekiyor. Ve dediğim gibi yaklaşık 5 eserle bir yarım saatlik bir konserimiz oluyor. Yarım saat konser sonunda seyircilerimiz bir kahve molasına çıkmış oluyorlar. O sırada biz puanlamaları topluyoruz. Sonra bir araya geliyoruz, puanları açıklıyoruz. Kazanan eseri bir kere daha dinliyoruz. Bu akşam Mersin Opera Balesi Orkestrası'ndan sanatçılarımız destek olacaklar. O da bizim için büyük bir avantaj. Çünkü şehrimizde böyle bir sanatçılar olmasaydı biz bu tip bir projeyi gerçekleştirmekte elimizin altında böyle bir havuz olmayacaktı. Her sene değişik oda müziği grupları için biz sanatçılarımızı bir araya getirip bu iş için onlardan yararlanabiliyoruz. Birlikte çalışma şansımız oluyor.